Bugünkü videoda var olduklarına inanmasak bile birçok araştırmaya ve gözleme rağmen açıklanamayan, bu yüzden de paranormal olarak değerlendirilen bir olaya bakacağız. Yeni yeni içerik oturtmaya çalıştığım bu zamanlarda eğer bu tarz içerikleri beğeniyorsanız bunu belirtmeniz bana çok yardımcı olacaktır. Hazırsanız başlayalım. Edinburgh'ün kendisi Avrupa'nın en perili şehri olarak anılır. Edinburgh Kalesi de İskoçya'daki en perili yer olarak kabul edilir. Çeşitli vesilelerle kaleye birçok ziyaretçi gelmektedir. Bu ziyaretçiler hayali kaval çalan bir kişiyi, başsız bir davulcuyu, 7 yıl savaşından kalan Fransız tutsakların ruhlarını, Amerikan Devrim Savaşı'ndan gelen sömürge tutsaklarını gördüklerini rapor etmişlerdir. Hatta bazıları hayalet bir köpeğin şehirde ulu orta dolaştığını belirtmiş, birçok kişi de bunu onaylamıştır. Deniz ve tepeler ardında duran kalenin tarihi 900 yıldan daha eskidir. Zindanları sayısız ölüm görmüş, birçok cani ve katilin nefesini verdiği son yer olmuştur. Bu da halk arasında burada ruhların fazlasıyla kötü olabileceği inancını oluşturmuştur. Dahası Edinburgh Kalesi'nin diğer bölgeleri de hayaletli bir şöhrete sahiptir. Mesela Güney Köprüsü'nün yeraltı kemerleri Mary King's Close sokağı olarak bilinen terk edilmiş bir yerdir. Kara veba salgını zamanında hastalığa yakalanan yüzlerce kişinin toplu ölüme mahkum edildiği yer olarak kayıtlara geçmiştir. 6 ile 17 Nisan 2001 tarihleri arasında bu üç nokta bugüne kadar yapılmış en büyük paranormal araştırmalardan birine konu olmuştur. Sonuçlar araştırmacıların çoğunu şaşırtmış, bazılarını da çıldırtmıştır. İngiltere'nin Hertfordshire Üniversitesi'nde psikolog olan Dr. Richard Weissman, Edinburgh Uluslararası Bilim Festivali'nin bir parçası olarak 10 günlük bir çalışma yapma kararı aldı. Bu siteleri keşfetmek tek başına çok zorlayıcı ve uzun olacaktı. Bunun için 240 gönüllüden yardım istedi. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler arasından seçilen gönüllüler 10 kişilik gruplar halinde ürpertici mahzenlere, odalara ve kemerlere gönderildi. Weissman'ın ekibi termal görüntüleme cihazları, jeomanyetik sensörler, sıcaklık probları, gece görüş ekipmanları ve dijital kameralar gibi bir dizi yüksek teknoloji ürünlerine sahipti. Tabi ne kadar işe yarıyor bilinmez ama bir de hayalet yakalama cihazları vardı. Gönüllülerin her biri dikkatli bir şekilde seçilmişti. Özellikle Edinburgh Kalesi perileri hakkında hiçbir şey bilmeyenlerin katılmasına izin verildi. Yayılacak herhangi bir dedikodu insanların sanrılar görmesine ya da toplu bir histeriye yol açabilirdi. Bu da bulunan kanıtların güvenilirliğini düşürür, incelemeyi boşa çıkarırdı. Ancak deneyin sonunda katılımcıların neredeyse yarısı açıklayamadıkları olaylar rapor etti. Weissman çalışma hakkında mümkün olduğunca bilimsel olmaya çalıştı. Mesela bunları belirten bazı gönüllüleri denemek için eskiden paranormal olayların yaşandığı bir bölge olarak uydurma bir alan gösterdi. Amacı dikkat çekmeye çalışanların bu olayı atlamasını umuyordu. Ancak sonuç inanılmazdı. Kimse bu uydurma yeri söylememiş, tam aksine gerçekten hayaletlerle ünlenmiş olan bölgeleri tek tek göstermişlerdi. Katılımcıların iddia ettikleri olaylardan bazıları şöyleydi. Ani sıcaklık düşüşleri, gölgeli figürler görmek, izlenme duygusu, kollarda yanma hissi, yüzüne dokunmadan görülemeyen bir varlık ve kıyafetlerin çekiştirilme hissi gibi olaylar. Bir kişi de deri önlüklü bir hayalet gördüğünü belirtmiştir. Bu anlattığı hayalet ise halk arasında en çok raporlanan hayaletin ta kendisiydi. Geçmişte birkaç İngiliz musallat olayının peşine düşüp şüpheciliğiyle olayın bir kandırmaca olduğunu çözen Weissman, bu olayda ise son 10 günde gerçekleşen olaylar beklediğimizden çok daha fazladır demekten başka bir açıklama getirememiştir. Gece yarısı deneylerinin en önemlilerinden biri karanlık Güney Köprüsü kemerlerinden birinde genç bir kadının hayaletler tarafından ablukaya alınmasıdır. Kadının gözyaşları içinde saatlerce konuşamadığı kayıtlara geçmiştir. Başka bir gönüllü bir video kamerayla zindanlardan birine yerleştirildi. Böylece gördüklerini, duyduklarını veya hissettiklerini kaydedebilirlerdi. Bir süre sonra Weissman bağırarak gözlemini durdurdu ve odanın köşesinden daha yüksek nefes alma sesleri duyduğunu, köşede bir flaş ya da bir çeşit ışık gördüğünü ama geriye dönüp bakmak istemediğini söyledi. Tek kanıt bu tür anormallikleri yoğun ışık ve tuhaf sisleme noktaları olarak gösteren birkaç dijital fotoğraftı. İki fotoğrafta kimsenin açıklayamayacağı yeşil bir küre vardı. Daha anlatılan birçok olay var fakat ben sadece net olarak kayıtlara geçenleri derlemeyi tercih ettim.
Çıkarılabilecek bazı sonuçlara gelirsek, Weissman hayatı boyunca bu sözde perili bölgeler hakkında gayet dikkatli olmuş, herhangi bir sonuca hemen atlamamak için çaba harcamıştır. Çünkü etrafındakilerden etkilenip bütün çalışmalarının boşa gitmesini ve adını lekelemeyi seçmezdi. Etrafı bakımından böyle değerlendirilen biriydi. Bu olayda ise soğukkanlılığını koruyamamış, bunlar ilk sonuçlar olmasına rağmen çok fazla şey yaşadık. Bu normalde olmaz diyerek o bölgede karanlıkta gezmekten korktuğunu belirtmiştir. Buna rağmen Weissman eskisinden daha meraklı hale geldiğini, kesinlikle bir şeyler ters gidiyor ama filme bir şeyler kaydedene kadar asla inanmayacağını söylemiştir. Weissman'ın en ilgi çekici bulduğu şey, gönüllülerin bu konuda hiçbir bilgiye sahip olmadıkları halde, halkın anlattıkları yerlerde aynı olayları yaşamış olmalarıdır. Fran Hollenrake, uzun süredir musallat olaylarına bakan bir başka popüler kişidir. Birçok karanlık olaylarda bulunmuş ve Weissman gibi şüpheci yaklaşan bir karakterdir. Weissman'ın anlattıklarını çok doğal karşılamış, dünyanın her yerinden insanlar aynı şeyleri görüyor diyerek karşılık vermiştir. Weissman'ın bu çalışmasından elde edilen bilimsel sonuçlar açıkçası pek net değil. Halk Weissman için iyi şeyler söyleyip prim kasmakla uğraşmaz, zaten inanarak değil şüphe ile gidiyor dese de Weissman hala bir yalancı olabilir. Bu videoyu hazırlarken Weissman'ı çok az da olsa araştırdım. Kendi alanında gayet başarılı görünen hem psikoloji hem de paranormal içerikli birçok eseri mevcut. Diğer bir özelliği de illüzyonist olarak tanınması. Weissman kelimesinin bilgi adam, büyücü, sihirbaz anlamına geliyor olması, bunlar bana biraz garip gelmedi değil açıkçası. Yoksa denk mi gelmiş sadece bilemeyiz. Sonuç her ne olursa olsun bilim adamlarının bu paranormal olaylara eskisine göre daha çok ilgi ve değer göstermesi gözümüzden kaçmıyor. Bir başka paranormal videoda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın.